gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 4. gün. Pazartesi, herkese iyi haftalar diliyorum. Ben kalkalı bir saat oldu, trafikteydim. Kız arkadaşım işe bıraktım. Daha kahvaltı yapmadım. Ayağım kötü durumda hala ve bugün spor sahil evlerine gitmeyeceğim. Ama evi toplayacağım için belki yine bir 5000-6000 adım atarım. Ayağım iyi olursa belki öğleden sonra köye gideceğim. Aslında halı sahada böyle 1-2 top oynasam işime gelir ama bakacağız duruma göre. Sizlerin umarım iyi geçiyordur haftası. Sizleri gerçi haftası iyi geçiyordur da ben bunu pazartesi atmam ama yine de haftanız iyi geçiyordur inşallah. Yani bu kötü bir temenni değil ki bu kardeşim ya. Kahvaltı yapmadım. Eve gidince canım istemiyor bu arada. Bir Nescafe falan içerim. Zaten detayları sizlerle paylaşacağım. Evet gençler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Saat 1:20 geçiyor. Ben daha hiçbir şey yemedim. İlk defa yiyeceğim. Hatta nasıl bak, evet şu. Gördüğünüz şu yoğurt ve üzerine işte şu şeyden koydum 3 parça. Bugün bunu yiyeceğim, haberiniz olsun. Biraz böyle çekerken zorluk yaşadım çünkü boxer var ya ayağımda, görünsün istemedim. Bunu yiyeceğim, daha sonra bugün köye gideceğim. Onun dışında 1-2 parça koji yedim, başka hiçbir şey yemedim. Hatta şurada bir tane var galiba koji. Bugün yoğun gündü, top açılımları falan yaptık kanala. O yüzden yeni yiyebiliyorum. Akşamda bir halı sahada böyle bir ter atacağım. Ayağım biraz iyileşti gibi ama hala birazcık bir ağrı var. Ama halı saha oldu mu zorlarız yine. Yine gün içerisinde bilgiler vereceğim. Evet dostlar, saat 3'e geliyor ve köye gideceğim. Şu an banyodayım. 1800 adım atmışım. Köye mecbur gitmem lazım ama köye gitmeden önce bir sakal tıraşı olacağım. Dediğim gibi öğünümü zaten gösterdim. Daha başka bir şey yemedim. Su çok az içtim bugün. Yarım litre falan içtim. Suyu yanıma alacağım arabada içeyim diye. Arabada da bir video muhakkak çekerim diye düşünüyorum. Bugün işler kötü gidiyor ama ayağımı biraz zorlamam gerekiyor. Ya 1800 adım şu an çok kötü. En azından 6000'i net bulmam lazım. İnşallah bulurum. Bakalım neler olacak. Evet kardeşlerim, bugün gün sonuyla karşınızdayım. Bugün 7000 kalori harcadım. Yediklerimde bir sıkıntı yok. Akşam köfte yedim, ızgara köfte. Ve diyet 4. günde de iyi gidiyor. Yarın bakalım, büyük ihtimal perşembe ya da cuma günü Yasin gelecek ve tartılacağız. Bakalım ilk haftanın kazananı kim olacak? Ben de çok merak ediyorum. Bugün köyde kalıyorum. Şöyle göstereyim köyü sizlere. Bugün köydeyim. Yarın tekrardan, bugün bir dakika, pazartesi bugün, evet bugün pazartesi gece, gerçi 12'den sonra salı oldu. Yarın tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Bugün kaçıncı gün diyetini hiç hatırlamıyorum ama sabah kahvaltımı fotoğrafını göstereceğim. Herhangi bir şey, adam akıllı bir şey yemedim yani. Ekmek yemiyorum zaten. Bir salata, bir de omlet yaptık. Onu yedim. Dün halı sahada oynadık. Biraz çekemedim onu. Biraz köy yoğun geçti. Bugün 4 ya da 5. gün diyetin. Tam bilmiyorum ama bugün günlerden, şu anda ben bu videoyu çekerken salı günü ve güzel gidiyor ya. Güzel gidiyor. Saat 11.30, şimdi İzmir'e dönüyorum köyden. Bakalım nasıl olacak benim için. İnşallah haftanız inanılmaz iyi geçiyordur ya. Vallahi bak, inanır mısınız, inanılmaz iyi geçiyordur. Eve gideceğim, 1-2 video çekeceğim. Onun dışında öyle işte, haberiniz olsun. Dostlar selam. Şu anda saat 4'e geliyor. Diyetin kaçıncı gününde olduğunu dahi bilmiyorum. Hemen bakayım, 4776 adım attım. Normal rutin günü 5000'de kapatmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ayağım hala sakat. Bu arada bir peynir tabağı hazırladım kendime. Burada peynirlerim ve burada da domates ve salatalığım var. Hatta şuradan daha iyi görünüyor sanırım şöyle. Biraz peynir fazla koydum. Biliyorsunuz diyette bu kadar peynir fazla. O yüzden galeta bilmem ne, hiçbir şey yemeyeceğim. Bugün diyet aslında iyi gidiyordu. 11-12 bin 15 bin adımlara devam etsem çok daha fazla kilo verebilirdim ama rutine bağladı. Birkaç güne de büyük ihtimal kilo vermem. Bir duracaktır.
Ama ben yine yılmadan devam edeceğim. Bakalım neler olacak, çok merak ediyorum. Yasin gelecek hafta içi. Yasin geldiğinde bakalım o kaç kilo vermiş olacak ve ilk haftayı galip kapatacak mıyım? Bunları çok merak ediyorum. Dostlar, moraller bozuk. KFC yedik. Vallahi gün sonu verebilirim aslında. Saat şu an 9:20 geçiyor. Birazcık daha su içeceğim ama hamburger yedik ya. Çok kötü oldu yani. Hani o aşırı kötü oldu. Karşıyaka'dayım şu an. Eve gideceğim ama moraller bozuk gidiyorum. Yarına inanılmaz bir diyet. İnanılmaz bir şey yani ve ayağımın kopacağını bilsem 15.000 falan yürüyeceğim. Mecburum yani bunu artık. Haberiniz olsun. Belki gün sonu bugün atmam. Gün sonu gibi değerlendirebilirsiniz ama bugün bok gibi geçti. Ya gün sonunu yine vereyim arkadaşlar. Vallahi moralim çok bozuldu. Yani nasıl nefsime hakim olamayıp yedim onu ya. Vallahi billahi. Ya simit de yedim daha öncesinde, biliyorsunuz bu hafta, ama bu çok koydu be. Vallahi çok koydu ya. Şu an inanılmaz pişmanlık hissediyorum. 1,5 litre su içtim. Şimdi soda içeceğim. Yarım litre falan da soda var. Yani 2,5 litreyi 2 litre bitirmiş olacağım bugün. Sıvı tüketmiş olacağım. Yemek yemeyeceğim diye gitmiştim. Yani olmadı. Bugünü kötü atlattık. Cuma günü Yasin gelecek. Bu arada bugün salı akşamı. 8800 adım atmışım. Forumda da yürüdüm çünkü. Ama tabii ki 8800 adım benim kilo vermeme yetmeyecek. Yani 10.000'in üzerine çıkmam gerekiyordu. Sabah kahvaltısı ve daha sonra öğle yemeğinde yediğim peynir, evet, bir sıkıntı olmaz bana ama akşam bozduk. Cuma günü tartılacağız. İlk periyot bitecek Yasin'de. Yasin de dolu dizgin gidiyor. Farkındayım. İyi yapıyor. Yürüyüşlerini de yapıyor. Ak göt, kara göt ortaya çıkacak. Sizleri seviyorum. Bugünün bilançosu da bu şekildeydi. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.